TV1 ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Mehmet Tarık Çay. Her cumartesi olduğu gibi psikolojiye dair programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Sevgili uzman doktor Metehan Duran hocamla birlikte farklı bir konuyu konuşacağız. GETAT, geleneksel tamamlayıcı tıp ve son dönemlerdeki Covid vakalarından bahsedeceğiz. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Evet hocam, bugün farklı konulardan bahsedeceğiz. Yayının başlangıcında da söyledim ama bu konulara geçmeden önce kendinizi izleyicilerimize tanıtır mısınız? 1981 Kayseri doğumluyum. İlk orta öğrenimi Kayseri'de tamamladım. Sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İhtisas Tıp Fakültesi eğitimi aldıktan sonra bir 4 yıl kadar pratisyen hekim olarak hizmet ettim Sağlık Bakanlığı'na. Sonrasında 2012 yılında ihtisas için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anakliniğinde 4 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra 2016 yılında uzman hekim olarak Sağlık Bakanlığı'nda yine hizmet etmek için önce Kayseri'de sonra Doğu'da Cizre'de bir buçuk yıl kadar bir hizmetim oldu. Sonrasında Niğde Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yine acil tıp uzmanı olarak kamu sağlığına hizmet ettim. İşte bugün konuşacağımız konu hakkında GETAT sertifikalarım olması sebebiyle de Niğde Devlet Hastanesi'nde bir buçuk sene kadar orada GETAT ünitesi kurduk. Ve çok faydamız oldu halk sağlığı açısından. Çünkü GETAT'ın faydaları konusunda işte hastaların ağrıları olsun, ciddi sıkıntıları olsun, cidden ortopedi polikliniği olsun, başka poliklinikleri olsun, ciddi manada azalma seyretti. Bu konuda bayağı bir hastamız fayda gördü bu konuda. Evet, Niğde'de popülermişsiniz hocam. Yani bir hasta kitleniz varmış ama tabii Kayseri'ye gelince hala devam ediyorlar Evet, ne demek? hala arayanlarımız oluyor bize. Hocam işte nerede yaptırırız, nasıl yardımcı olursunuz? İşte en yakın klinik, ünite nerededir şeklinde. Telefonumu, kişisel telefonumu da birçok hasta aldığı için orada çok samimi ilişkilerimiz olduğu için hala hastalar bize ulaşmakta bu konuda. Evet hocam. Peki bu konulara ilgi nereden geliyor hocam? Hani tıbbın evet bir alanı. Hatta Sağlık Bakanlığı onaylı bunlar sertifika alınabiliyor. Yetki bir hekimde. Ama hani buraya ilgi nereden geliyor? Ya tamamen tesadüf. Şimdi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2016 yılında ben çalışıyordum. Orada beraber çalıştığımız acilde yine pratisyen hekim arkadaşlardan bir tanesinin tavsiyesiyle, daha doğrusu ben işte bu şekilde eğitimlere başvuracağım, sen de başvurur musun falan şeklinde oldu. Hatta çok garipsedim yani, bana çok bilimsel gelmedi o dönemlerde. Ama işin içine girdiğin zaman hastaların bu konuda faydalandığını ve ciddi manada bilimsel tıbba ilave olarak bu tedavilerin hastalara ciddi faydasını gördükten sonra birçok kişiye artık önerir duruma geldim yani. Evet hocam. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür Gerçekten ediyorum. Sağ farklı olun. bir alan. Bu alanda insanlara hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Keza bugün o konuların bazılarında konuşacağız. İsterseniz kupacamat tedavisiyle başlayalım hocam. Nedir, ne değildir, doğru bilinen yanlışları nelerdir? Açıkçası benim de çok hakim olduğum bir alan değil. O yüzden bugün top biraz sizde. Ya kupa tedavisi halk dilinde işte bardak çekme olarak biliniyor. Uzun yıllardır işte büyüklerimiz, anneannelerimiz, babalarımız bildiğimiz bardağın içini oksijen oranını azaltarak, içerideki gazı azaltarak bir mum veya kibritle yakarak genelde sırt kısmına uygulanıyordu. İşte üşütmelerde, soğuk algınlıklarında. Çok inanmıyorduk tabii o dönemler ama işin içine girdikten sonra cidden faydası olduğunu, belli bilimsel açıklamaları olmasına rağmen yine belli noktalarda teoriler üstünde gidilen yine geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarına bir tanesi. Şundan da bahsetmek gerekir. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları tamamen Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanmış olup her hekimin de yapamayacağı bu eğitimi almış sertifikaları hekimlerin yapması gereken bir uygulama.
Çünkü çok basit gibi görünebiliyor. İşte dışarıda birçok yerde gayri resmi olarak yapılabiliyor bu uygulamalar. Evet. Ama şunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte hastanın anemisi var mı? Kan düzeyi nasıldır? İşte kaç tane kupa koyacaksınız? Veya işte kupanın tipleri var. Kuru kupa yapabiliyorsun, eski bardak çekmede olduğu gibi. Kupayı koyup belli bir vakumlamadan sonra, belli bir miktar durduktan sonra oraya kan toplanıyor. Hem oradaki kan dolaşımı hızlanmış oluyor. Aynı zamanda oradaki kas spazmını da çözerek hastaya ciddi bir faydası olabiliyor. Yaş kupa dediğimizde de o kupa koyduğumuz yerlerde belli bir kızarıklık ve ekimoz dediğimiz morarma olduktan sonra, kan toplandıktan sonra belli derinliklerde küçük çizikler atıyoruz. Yani bu çizikleri atmanın da belli bilimsel temelleri var. Şöyle ki cildimizde belli çizgiler vardır, görünmeyen çizgiler. Bu çizgilere paralel olarak mesela bizim bu kesileri yapmamız gerekiyor. İkincisi, tıbbi bir uygulama olduğu için sterilizasyon uygulanması gerekiyor. Ciltte bir dezenfeksiyon uygulanması gerekiyor. Çünkü küçük de olsa deride bir yara oluşturuyorsunuz. Hasta diyabetik olabilir, immünsüpresi dediğimiz bağışıklık sistemi düşük bir hasta olabilir. Zaten bunları hastanın durumuna göre kontrendik olabilir. Bazı kişilere yapmamak bile gerekebiliyor. Şeyin derinliğini ayarlamak gerekiyor bir de. Attığımız çiziğin derinliğini ayarlamak gerekiyor. Niye ayarlamak gerekiyor? Çünkü dediğim gibi bilimsel bir yanı olduğu için şeyin dermis ve epidermis dediğimiz cildin iki tabakası var. Burada belli kılcal damarlar, işte arter dediğimiz atar damarlar ve venöz dediğimiz toplar damarların ikisinin birleştiği belli yumaklar var. Tam oraya denk getirmek gerekiyor ki çünkü kupa yaptığımızda damardan süzülen kanı bizim çekmemiz gerekiyor. Dışarı çıkan sıvıyı çekmemiz gerekiyor. Vatandaşlar tamamen şey olarak biliyor bunu. Kan çekmek, kirli kan çekmek Evet, olarak kirli biliyorlar. kan. Ne kadar çok kan çıktı o kadar iyi değil mi hocam? Öyle düşünüyorlar. Yani orada kan değil aslında Evet. orada. O dediğim gibi dermal, epidermal bileşkedeki o damar yumağının bulduğu derinliğe kadar inmemiz gerekiyor. Yani daha fazla derine indiğimiz zaman direkt damarı parçalıyoruz ve halkın bildiği gibi sadece kanı çekmiş oluyoruz. Ama onun daha derinine indiğimizde veya yüzey el kestiğimizde hiçbir faydası olmuyor. Amaç burada böbreğin süzemediği, işte ağır metaller olabilir, toksinler olabilir, işte gıdalarla aldığımız, kirli havayla aldığımız toksinler olabilir. Veya vücudun ürettiği otoimmün hastalıklarda olduğu gibi gereğinden fazla iltihabi yük olabilir. Bunları vakumlama ile birlikte lenfatik sistem, yine kapillerlerdeki por dediğimiz açıklıkları genişleterek bu vakumlama esnasında sadece plazmanın belli bir kısmını çekiyor. Plazma ile beraber iltihabi yükü azaltıyor. Yine ağır metalleri, işte çiva olur, ondan sonra alüminyum olur. Bunları böbreğin süzemediği, yine karaciğerin atamadığı toksinleri vücuttan uzaklaştırmış oluyoruz. Birçok berberde yapılabiliyor, birçok merdiven altı yerlerde yapılabiliyor. Buradaki sıkıntı şöyle, yani duyumlar da alabiliyoruz. Kullandıkları kupayı yıkayıp tekrar da kullanabiliyorlar. Veya jilet kullanıyorlar. Hiçbir sterilizasyon olmayan kirli materyaller kullanılabiliyor. Bunun dışında işte çizik yapacağımız yerin bölgesine göre onun langer çizgisi dediğimiz vücutta tam gözle göremediğimiz belli çizgiler var. Ona paralel olarak bu kesileri yapmamız gerekiyor. Ha, yapmadığımız takdirde ne oluyor? Dışarıda yaptıran hastalardan da bizi sonrasında tedavi almaya gelen hastalar var. Görüyoruz sırtında koca koca çizikler kalıyor. Kozmetik olarak çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor hastalar için. Evet hocam. Ya ben açıkçası bu tedavi yaptıracak olsam size yaptırırım. Çünkü uzmanlığınızda acil tıp herhangi bir şey olursa bunun müdahalesini yapabilecek diye bir hekim lazım. Bu işi bilen tıp hekimini yani tıp bilgisi olan bir insanın yapması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir hekimin yapması gerekiyor. Öncesinde biz hastanın son bir aydaki hastanede yaptığımız durumlarda hastanın anemisi var mı, kansızlığı var mı, buna bakıyoruz. Herhangi bir kanama bozukluğu var mı, buna bakıyoruz kan tahlillerine veya hastadan aldığımız anamnezden bilgilerden bunlara bakıyoruz. Herhangi bir faktör eksikliği var mı, bunu incelememiz gerekiyor.
İşte küçük çizikler de atsak, orada ufak tefek kanamalar olabileceği için pıhtılaşma olayının oluşması gerekiyor. Hasta kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor mu? Mesela hasta felç geçirdiyse veya kardiyak bir kalple alakalı bir pıhtı durumu varsa bu durumda kumadin gibi çok ciddi ilaçlar kullanılabiliyor. Ki bu ilaçların takibi de normalde çok zor. Normalde 2-3 aralığında tutmamız gereken değer bazen 5'lere 10'lara kadar çıkabiliyor. Böyle hastalara dışarıda bu uygulama yapıldığı zaman çok ciddi, yani iç kanama da insan nasıl hayati risk oluşturuyorsa veya herhangi bir büyük keside işte arter yaralanmasında veya damar kesisinde nasıl kan kaybından hayati risk oluşturabiliyorsa bu tür durumlarda da, çünkü koyduğunuz kupa sayısına bağlı, attığınız çiziğin derinliğine bağlı hastanın kanaması durmayabiliyor. Hemorajik şok dediğimiz hastada kanamaya bağlı, ciddi kan kaybına bağlı senkoplar yaşanabilir. Yani bayılmalar yaşanabilir. Bunun da haricinde hasta hayatını bile kaybedebilir. Ya bu tür haberler de bazen medyada, basında duyabiliyoruz, duyumlar alabiliyoruz. Bu yüzden hastanın kullandığı ilaçları sorgulamak lazım. Herhangi bir ciddi kan sulandırıcı kullanıyor mu? Ciddi bir dolaşım problemi var mı, bunu sorgulamak lazım. Diyabet gibi bir hastalığı var mı? Çünkü bunlarda yara iyileşmesi zor olabiliyor. Yine bunlar immünsüpresi hastalar olduğu için attığımız kesiklerden mikrop kapma, iltihabi bir durum oluşabiliyor hastalarda. Çünkü bu hastaları, yani hacimat yaptırsa sağlığı açısından faydası olacak mı, olmayacak mı? Kar zarar dengesini güderek yapıyoruz. Tabii hocam. Hasta için zararlıysa bu hastaları zaten biz bu tedavi protokolünü almıyoruz. Anladım. Bu ilaç kullanan hastalar dışında bunu bir ayrı tutalım hocam. Hacamat kupa tedavisinin bir zararı var mı? Yan etkileri? Dediğim gibi dışarıda yapılırsa, mesela ben 9 kupa koyuyorum, örnek vereyim. 20 kupa koyan, 30 kupa koyan şeyler var. Berberler. Berberler. Berberlerde, yani isim vermeyeyim ama dışarıda yapan, bu işi tıbbi yönünü bilmeyen kişiler var. Çünkü bardak şeyinden, sayısından ücret mukabil, artık nasıl şekilde ücretlendiriyor bilmiyoruz. O şekilde ücret aldıkları için ne kadar bardak koyarsa o kadar fazla ücret alacağını düşündüğü için gereğinden fazla kan alabiliyorlar hastadan. Şimdi bir kupa ortalama bir 100 cc kan alsa, 20 kupa koysa, onu da tamamını doldursa, bizim koyduğumuz kupaların da tamamı dolmaz. Belli bir miktar damla damla çıkar dışarı. Ondan sonra çeyreğine kadar, bilemediniz, yarısına kadar en fazla dolar. Bazen aldığımız uyumlarda kupayı alıp boşaltıp tekrardan aynı kupayı kan gelsin diye koyan yerler olduğunu duyduk. Bunda da ciddi, dediğim gibi, fazla kan kaybına bağlı senkoplar, bayılmalar, hatta ciddi hayati riskler oluşturabiliyor Evet. hastalarda. Ama onun dışında bir hekimin yaptığı zaman herhangi bir zararı yok bu uygulamanın. Yani zararı olsa bile şöyle, yani biz hekim olsak bile, mesela benim ekipmanım olmadığı zaman bir trafik kazasında yaralanan bir kişiye müdahale etmek durumunda kaldığım zaman, ekipmanım olmadığı zaman bile ben o kişiye müdahale etmekte zorlanabilirim. O yüzden biz bu uygulamaları hastane şartlarında yapıyoruz. Yani mesela GETAT'ın birçok uygulaması var. İşte apiterapi dediğimiz arı ürünleri, arı zehriyle yine hastaya uygulamalar var. Şimdi arı ürünleri de çok alerjik reaksiyon oluşturduğu için bu ünitenin acil servise çok yakın bir yerde olması lazım. Çünkü alerjik reaksiyonlarda işte anjiyödem dediğimiz, ondan sonra anafilaksi dediğimiz ciddi şok durumlarına sebep olabildiği için dakikalar içerisinde hastaya müdahale etmek gerekiyor. Çünkü hasta ciddi solunum yetmezliğine girebiliyor. Vücut dışına sıvı çıktığı için damar dışına, interstisyal aralık dediğimiz hücreler arasında sıvı çıktığı için ciddi hipotansiyon, dolaşım yetmezliği, solunum yetmezliğinden hasta hayatını kaybedebiliyor. Bu gibi uygulamalar ayrı yönetmeliğe tabi olduğu için hastanenin acil servisine yakın kısımlarda bulundurulması gerekiyor. Anladım hocam. Demek istediğiniz şeyi anladım. Ama bence uygulanması gereken bir de bunun dini tarafı var değil mi hocam? İşte 3 gün öncesinden, bir gün öncesinden yemek yemeyi, bir şeyler kesiyorsun, hayvansal gıdaları. Bir de bunun dini tarafı var sanki. Yani ayın çekim kuvvetine göre, ay takvimine göre genelde ayarlanıyor. İşte Peygamber Efendimizin hadislerinden bahsediliyor bu konuda.
sahih olan olmayan hadisler olabilir. Çok bilgimiz yok bu konuda. Ama Peygamber Efendimizin önerdiği, bu tedavi şeklinin önerdiği ve kendisi yaptırdığına dair belli kaynaklarda belli şeyler olabiliyor. Yazılar veya bilgiler olabiliyor. Genellikle şey deniyor işte, ay takvimine göre, işte Recep, Şaban, Ramazan neyse, ayın 17'si, 19'u ve 21'inde daha etkin olduğu söyleniyor. Bu ay çekiminin etkisinden anladım. Dolayı, çünkü vakumlama etkisi olduğundan dolayı. Ayın o çekimde, anladım. İşte kimisi diyor ki salı, perşembe, cumartesi günleri daha dini olarak, vecib olarak daha uygun olduğunu söyleyenler var. O zaman ayın 19, 20, 21'ine gelen salı, perşembe. Yani öyle olduğu zaman da onu ben gelen hastalarıma söylüyordum. Çünkü çok dikkat edenler oluyor. Hatta ona göre randevu verdiğim hastalar oluyor. Şimdi cumartesi günü hafta içi şartlarda çalıştığı için salı, perşembeyi tutturabiliyoruz o konuda. Ayın 17, 19, 21'de eğer yakınsa hastalara diyordum zaten. Bakın bu tarihlerde geldiğiniz zaman etkisi daha iyi olabiliyor. Hem sizin şeyiniz açısından, inancınız açısından da daha uygun olabilir. Çünkü yine Peygamber Efendimizin yaptırdığı gibi o tarihlerde yaptırmanın da işte sünnet olabileceği, dini vecibeler açısından da insana katkı sağlayabileceği evet, söyleniyor. İnsan rahatlatıyor hocam. Doğru söylüyorsunuz. Evet hocam, sülük tedavisi. Bu nasıl bir şey? Sülük, çünkü bugün Kayseri'de balıkçıların önünden geçin doktor sülük diye her yerde satılıyor. Böyle evde uygulanabilecek bir tedavi mi bu? Yoksa bunda tabii farklı teorileri var mı? Ya şimdi Sağlık Bakanlığı'nın amacı zaten buradaki bu üniteleri kurmadaki amacı vatandaşların, hastaların, halkımızın uygun yerlerde yaptırması ve bu eğitimi almış kişiler tarafından ve sonrasında ulaşabilecek komplikasyonlar, yani istenmeyen tıbbi nedenlere müdahale edebilmesi açısından bu üniteler kuruldu. Ha, şunu da ilave edeyim. Ben sülüğe hiç görmeyen bir insandım bu eğitimi almadan önce. İnanmayan bir insandım. Aktif olarak da kendime uygulayan bir hekimim. Ankilozan spondilit hastasıyım. Romatolojik bir hastalıktır yani. Cidden sülük uyguladığım zaman eklemlerimdeki tutukluklar olsun, kas eklem ağrılarım olsun, ciddi şekilde bunların giderildiğini gören, bilen bir hekim, aynı zamanda vatandaşım. Şöyle, sülük tedavisinin amacı sülüğün sizden kan emerken vücudunuza bıraktığı bir takım salgılar var. Bu salgıların içinde yine kan sulandırıcı özelliği olan, ilaç vasfında olan maddeler var. Ondan sonra enflamatuar, antienflamatuar dediğimiz, işte romatolojik hastalıklarda kullandığımız ilaçların etkinliğini gösteren yine bir takım aktif maddeler var. Kan sulandırıcı yanında pıhtı eritici. İşte biz felçli hastalarda veya kalp krizi geçiren hastalarda anjiyo ünitesi uzaksa, bu tür hastalara hızlı bir şekilde daha fazla doku kaybı olmasın diye bu ilaçları hızlı bir şekilde veririz. Pıhtı eritici özelliği olan maddeler var. Ağrı kesici özelliği olan maddeler var. Ve antibiyotik özelliği olan 200'e yakın aktif madde tespit edilmiş bilimsel olarak bu sülüğün bize bıraktığı salgılarda. Vatandaş yine yanlış olarak biliyor, işte bizdeki pis kan emmiyor, ondan dolayı rahatlıyoruz şeklinde biliyor, ama amaç orada bizden kan emmesi değil, oradaki kan emmesindeki amaç sülüğün beslenmesi. Evet. Bu esnada bize verdiği enzimlerden dolayı biz bu bir takım rahatsızlıklarımızdan kurtuluyoruz. İlaç vasfındaki salgılarındaki aktif maddelerden dolayı. Şöyle ki, tabii ki eskiden balıkçılarda görüyorduk veya işte bunu derelerden, işte göllerden toplayan kişiler belli maddi karşılık şeyinde insanlara sunabiliyorlar. Şöyle bir sıkıntısı var. Bahsetmiştim. İşte kan sulandırıcı özelliği olması, ondan sonra pıhtı eritici özelliği olması, sülüğün o ısırdığı yerde çok ciddi bir kanama oluyor. Tabii sülüğü, hangi sülüğü kullandığınıza bağlı. Çok büyük bir sülük kullandığınızda çok ciddi bir yara bırakabiliyor orada. İşte o yaralar geçici, kalıcı mı duracağım onu da
Yaralar bilinen şekliyle genelde kalmıyor. Genelde ben bacak ön yüzüne uyguluyorum. Hem hasta kanama olduğu zaman müdahale edebilsin diye, hem de görünmeyen vücut bölgelerinde olduğu için kozmetik açıdan hastaları çok fazla sıkıntısı olmasın diye. Ha, lokal uygulayanlar da var. Mesela baş dönmesi olan veya kulakla ilgili problem olanlar da mesela kulağa yakın koyabiliyoruz. Veya işte diz ağrısı olan hastalar istiyor ki dizime koysun istiyor. Aslında çok bir şey yok, bunun mantığı yok. Çünkü bir ilacı damar yolundan nasıl verip tüm vücuda biz bunun dağılmasını sağlıyorsak, sülüğün verdiği enzimler de zaten dolaşım sistemine geçtiği için tüm vücuda aynı şekilde dağılıp aynı etkinliği gösterebilmekte. Kişilerin kendisinin evde yapması şöyle bir sıkıntı oluşturabiliyor. Biz yaptıktan sonra oraya uygun pansumanı koyuyoruz. Baskılı pansuman koyuyoruz. Bir yarım saat kadar da hastayı bekletiyoruz. Çünkü ne kadar oraya pansuman koysak da çok ciddi bir kanama olabiliyor. Kan sulandırıcı özelliğinden dolayı. Pamuk ıslanabiliyor. Filasteri bırakabiliyor ıslandığından dolayı. Tam kanama kontrolü sağladıktan sonra hastaya gönderebiliyoruz. Veya eve gittikten sonra da herhangi bir kanama olduğunda hastaneye başvurması, işte bizim tarafımızdan tedavi uygulandığı gerekirse bize de bu durumdan haberdar etmeleri konusunda hastaları uyarıyoruz bu konuda. Evde yaptırdığı zaman bilmiyorlar. İşte bir saat basıp bırakıyorlar. Bizim o koyduğumuz pansumanların 24 saat kalması gerekiyor. 24 saat içinde çektiğiniz zaman kanama tekrarlayabiliyor. Anladım hocam. Böyle bir durum var. Peki sülük tedavisi için de yine insanların bir hekime kendisini emanet etmesi Yani gerekiyor. ilgili eğitim almış merkezlerde ya bu özel merkez olabilir. Özel kliniklerde de yine bu uygulayan yine sertifikalı eğitim almış kişiler mevcut. Sağlık Bakanlığı bünyesinde devlet hastanelerinin içinde yine GETAT merkezleri ve GETAT üniteleri bu konuda hasta ve vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Evet. Mesela bunu büyüklerimiz çok yapar değil mi hocam? Sülük tedavisi. Onlar bilir. Onlar daha meraklıdır. Özellikle böyle şimdiki 70 yaş üstü. Onlar çok sık uygulamıştır. Ama şimdi tabii koşullar bir değil. Dediğimiz gibi biz burada kendimiz bir hekime emanet etmemiz gerekiyor. Ama onların merakı daha fazlaydı. Ben şöyle hatırlıyorum. Babaannemden işte onun arkadaşları çevresinden bayağı bir sülüğe merak vardı. Temin etmesi çok kolaydı. Ama tabii siz burada bunları anlatınca insan diyor ki evet. Yani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Bir hata, bir yanlış oluşmasın. Ona bağlı olarak zaten kendimizi mutlaka bir hekime emanet etmemiz gerekiyor. Ben tekrar söylüyorum hocam, yani hem acilcisiniz hem GETAT burada emanet edecek en doğru kişisizsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman müdahaleyi de zaten doğru yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Birkaç bir şey daha ekleyeyim müsaadeniz Tabii tabii olursa. buyurun hocam. Şimdi tabii eskiden yaşlılarımız olsun, işte annelerimiz, babalar, anneanneler, dedeler olsun. Yani o zaman tedavi imkanları sınırlıydı. Doktora ulaşmak sıkıntılıydı. Şimdi her türlü tedavi olanağına ulaşmak kolay. Bu tür tedaviler de zaten hastanede bulundurmanın şeyi gözetim altında yapılması. İkincisi şöyle, yani sülük temin ettiğiniz yer çok önemli. Şimdi Kayseri'de bir sülük çiftliği mevcut, tıbbi sülük çiftliği mevcut. Burada belli şartlar altında, mesela havuza başka hayvanların girmemesi için belli tedbirler alınmış. Havuzda üretiliyor. Belli bir sterilizasyondan sonra kullanıyor bu sülükler. Ama vatandaş başka bir yerden temin ettiği zaman bu sülükler kirli olabilir. Başkası tarafından kullanılmış olabilir. Çünkü eskiden dediğiniz gibi yaşlılarımız kullandığı zaman işte küle basıyorlardı, onu kusturuyorlardı, geri kullanıyorlardı. Veya aynı sülüğü başkası kullanabilir. Bunun şeyden hiçbir farkı yok. Ben size enjeksiyon yaptım, o iğne ucunu aldım, başka bir hastaya tekrardan kullandım. Ya bu gibi durumlarda ne olabilir? İşte kanla bulaşan hastalıklardan hepatit olabilir, HIV olabilir. Başka diğer hastalıklar olabilir. Kişiden kişiye taşınmış olabilir. Biz kullandığımız sülüğü tıbbi bir malzeme olarak gördüğümüz için kullandıktan sonra imha ediyoruz. %70 alkolün içinde imha ediyoruz. Hem doğaya karşı bir hastalık taşıyorsa diğer insanlara zararı dokunmasın, hem de imha ettiğimiz için başka kişiler tarafından kullanılmasın. İkincisi şöyle bir sıkıntı da var. İstediğiniz kadar sülüğü kusturun, tekrardan yapıştırın. Hiçbir anlamı yok. Çünkü o size salgıladığı enzimleri ancak 6 ay gibi bir sürede tekrardan vücudunda sentezleyebiliyor. Kullandığınız
kapsülü tekrardan kullandığınız zaman bir hafta içinde sadece sizden kan emmiş olacak. Kendi besin ihtiyacını karşılamış olacak. Tıbbi olarak size hiçbir katkısı olmamış olacak. O yüzden hastane veya diğer merkezlerde biz tıbbi sülükleri kullanıyoruz. Bunları kullandıktan sonra imha ediyoruz. Başka kişilerin kullanmasına mani olmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi işte evde kullandığımız zaman başka kişilere kullanılabiliyor aynı sülük veya kusturup tekrardan kullanıyor, fayda ettiğini zannediyor vatandaş veya halkımız. Ama hiçbir faydası olmuyor. Şöyle bir sıkıntı da var. Sülüğün 30'a yakın farklı şeyi var, türü var. 30'a yakın tabii. Bunlardan sadece 15 tanesi tıbbi sülük olarak kullanılıyor. Onun dışındakiler zehirli sülük. Ha, tabii ülkemizde bulunmamakta ama tabii bunu göz önünde bulundurmak lazım. Tıbbi sülük olarak biz ülkede genelde iki tür kullanılıyor. Hirudo verbana dediğimiz tıbbi sülük türlerinden birini çok fazla kullanıyoruz. Diğer de Hirudo medicinalis dediğimiz yine diğer başka bir türünü kullanmaktayız ülkemizde. Anladım bu hocam. Açıdan da bilmediğimiz sülük türlerini kullandığımız zaman faydası olması gerekirken hasta yine zararı dokunabilir. Bunları da nasıl seçiyoruz? Vücudundaki belli desenlerden dolayı, karnındaki belli desenlerden dolayı sülük türünü belirleyebiliyoruz. Evet hocam. Ozon diyelim. Ozon tedavisi. Son zamanlarda da çok da popüler. Ozon tedavisi normalde geleneksel tamamlayıcı tıp adı altında geçiyor ama normalde bilimsel bir tedavi bu. Yani 1900'lü yılların başında Birinci Dünya Savaşı'nda birçok asker yaralandığı zaman doping etkisi açısından yine enfekte yaralarının hızlı iyileşmesi açısından birçok yerde, birçok savaş alanında ve birçok ülkede kullanılmış olan bir tedavi yöntemi. Şimdi ozon deyince aklımıza ne geliyor? İşte oksijen atomundan oluşuyor ozon. Bunun için belli tıbbi cihazlar var. Nasıl üretiyoruz ozon gazını? Ozon gazını medikal ozon jeneratörü dediğimiz cihazlarımız var. Genelde yurt dışından menşeli geliyordu bu şeyler, cihazlar ama ülkemizde de birkaç firma artık yerli olarak üretmekte. Hatta birçok hekimimiz de artık yerli ozon cihazlarımızı kullanmakta, hatta birçoğu onu kullanmakta. Ben de Niğde Devlet Hastanesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aynı cihazı kullanıyorduk. Gayet kaliteli, yine hastalara faydası olan bir cihazdı. Oksijen gazı dediğimiz iki tane oksijen atomundan oluşuyor, O2 atomu. Ozon gazı ise bir elektrik arkından geçtiği zaman oksijeni parçalıyor, O eksi ve O artı olarak. O kararsız oksijen atomları O2 atomuna kimyasal olarak bağlanınca O3 dediğimiz ozon gazı oluşuyor. Bu ozon gazı normalde işte yağmurlu havalardan sonra insanlar işte toprak kokuyor falan filan derler ama normalde bu ozon gazının kokusudur. Böyle hoş bir koku gelir, fresh bir koku gelir, taze bir koku gelir. Çünkü yıldırım çarpmasından sonra orada da enerji arka oluştuğu için havadaki oksijen moleküllerini parçalayıp oksijen atomuna dönüştürmekte. Yine işte bildiğimiz gibi ozon gazı ultraviyoleden bizi korumakta. Bu gibi faydaları olduğu gibi ozon gazı çok toksik bir gazdır normalde. Çok irritan bir gazdır. Biz bunu tedavi amaçlı kullandığımızda belli doz aralıklarında kullanıyoruz. Cihazın bize zaten şeyi bu, katkısı bu. Ayarlayabiliyorsunuz. Birincisi %100 oksijen olan oksijen tüplerini, medikal oksijen tüplerini kullanıyoruz. O belli işte devrelerden geçtikten sonra cihazın içinden bize cihazı ayarladığımızda işte mililitrede kaç cc ozon gazı veya biz bunu gama cinsinden belirtiyoruz. İşte 5 gama, 10 gama, 20 gama şeklinde belli doz aralıklarında vermesi gerekiyor bize. Çünkü ilaçlarda olduğu gibi ozon gazında hastaya belli bir dozda kullanmamız gerekiyor. Bunu açtığımız zaman toksik etkileri hastada oluşabiliyor. İstemediğimiz yan etkiler oluşabiliyor. Ozon gazı şey olarak da kullanılabiliyor. Çok ciddi bir dezenfektan madde. Çok ciddi mikrop öldürücü, yine virüs ve bakterileri öldürücü özelliği var. Yine birçok içtiğimiz bu hazır sularda yine ozon gazıyla dezenfekte edilmekte, sterilize edilmekte.
Ameliyathaneler yine ozon gazıyla dezenfekte edilebilmekte. Çünkü çok ciddi bir şekilde dediğim gibi en güçlü mikrop kırıcı özelliği olan maddelerden bir tanesi. Ama dediğim gibi iritan bir madde, solunmaması gereken bir madde. Mesela ozon tedavisinde daha öncelerde kullanılan işte akciğerle soluma şeklinde tedavi uygulanıyordu ama bunun belli kriterleri var. İşte Madrid Deklarasyonu denilen bir anlaşma var. Birçok ülke bu anlaşmaya imza atmış ve bu protokolleri kullanarak hastalara tedavi uygulamaktalar. Dediğim gibi belli doz aralığında kullanmak lazım ve her hastalığa hangi doz aralığını seçeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Mesela otoimmün dediğimiz iltihabi artışla vücuda kendi hücrelerimizin saldırdığı hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda düşük ve orta dozda kullanıyoruz. İşte hepatit gibi, diyabet gibi, koroner arter hastalığı gibi hastalıklarda orta düzeydeki konsantrasyonlarda dozlarda kullanıyoruz. İşte kanser hastalığı olsun, enfeksiyöz hastalıklar olsun, iltihabi hastalıklar olsun, işte akciğer enfeksiyonu dediğimiz zatürre olabilir veya diyabetik yaraları olabilir. Bunlarda da yüksek doz ozon konsantrasyonu kullanıyoruz. Hastaya başlarken de bir takım ufak tefek yan etkileri olabilir. Baş dönmesidir, bulantı gibidir. O yüzden yine daha önce belirttiğim gibi Madrid Deklarasyonu'nda da hastaya düşük dozdan başlayıp tolere ettiği düzeyde çıkılabildiği en yüksek doza çıkılması lazım. Evet, ben çok revaçta demiştim hocam. Çünkü şu anda Covid gibi bir süreç de var. Covid sürecinde ozon tedavisine bayağı bir herhalde talep arttı. Tabii medyadan duyduğu kadar veya insanlar kulaktan kulağa duyduğu kadar ozon tedavisinin etkisini biliyor. Bahsetmedim ama en güçlü tedavi etkilerinden biri de bir antimikrobiyal, ikincisi antiviral etkinliğin olması. Çünkü hepatit hastalarında, hepatit B ve hepatit C hastalarında bu tedavi normal tıbbi tedavinin yanında tamamlayıcı olarak kesinlikle tedavilerini kesmemeleri lazım. Tamamlayıcı olarak, ek silah olarak biz bu tedavi kullanıyoruz. Ve başarı oranı da yüksek hepatit hastalarında. Yine herpes zoster olabilir bu zona dediğimiz hastalıklarda veya dudağımızda çıkan uçuklarda, şunlarda bunlarda bu tedaviyi kullanabiliyoruz. Rutin olarak kullanılabilen bir tedavi. Şimdi koronavirüs ülkemize geleli işte yaklaşık 1,5 yıl falan oldu. İşte Çin'de Kasım 2019'da çıktı. Bu yönde yapılan birçok çalışma var, bilimsel çalışma da var. Antiviral etkinliğinden dolayı günde 2 defa, normalde biz her gün veya gün aşırı bir gün ara vererek kullanıyoruz ama hastanın hastalık durumuna göre tedavi protokolleri değişebiliyor. Bu ağır enfeksiyonlarda birincisi antiviral etkinliğinden dolayı, ikincisi de sitokin fırtınası dediğimiz olay gelişiyor hastalar. Özellikle ağır geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören hastalarda aşırı bir vücudun reaksiyonu, iltihabi reaksiyonu oluşuyor. Bunlar normalde işte mikropla savaşırken veya virüsle savaşırken vücutta salgılanan maddeler ama aşırı miktarda salgılandığı zaman artık dokularda harabiyete neden olabiliyor ve artık durdurulamaz düzeye geldiği zaman vücut içten içe kendini bitirmeye çalışıyor. Bir sitokin fırtınasında işte interlökin dediğimiz yine o sitokinlerden bazılarını inhibe edici yani önleyici ilaçlar kullanılabilmekte. Ama bunu da şöyle iyi ayarlamak lazım. İltihabi reaksiyon olması da gerekebiliyor. Çünkü bağışıklık sisteminden kaynaklanan şeyler bunlar. Bu dediğimiz ilaçlar, kullandığımız ilaçlar biz enfeksiyona karşı mücadele ederken bağışıklık sistemini çok zayıflattığımız zaman bu sefer de virüse karşı zayıf düşmüş oluyor. Ozon tedavisinin etkisi bir antiviral etkinliğinden dolayı cidden etkin bir tedavi. Birçok bilimsel araştırma var. İşte Çin'de yapılsın, farklı ülkelerde yapılsın. İşte İtalya'da, İspanya'da yapılan çalışmalar var. Olumlu yönde faydası olduğunu gösteriyor. Siz kullandınız mı derseniz Niğde Devlet Hastanesi'nde 3 hastaya uyguladık. Bir tanesi cidden şeyden, ventilatör dediğimiz solunum cihazından ayrılacak düzeye geldi hasta. Diğer 2 hastanın akıbetini bilmiyorum, çok diğer doktor arkadaşlar takip ediyordu.
Ha, kendim de kullandığımı bir 15 gün kadar önce kendim de Covid enfeksiyonuna maruz kaldım. Çok cidden şiddetli insanı sosyal hayattan ve birçok şeyden maruz bırakan, ciddi yorgunluk yapan, ondan sonra kaseklem ağrısı yapan. Zaten akciğer rahatsızlığı yaptığı zaman, akciğerde harabiyet yaptığı zaman hastanın hastanede tedavi görmesini gerektirecek şiddette sıkıntılı bir hastalık. Kendime 5 doz halinde uyguladım ben. Çok geçmiş olsun hocam bu arada. Teşekkür Biz bunu da ediyorum. dile getirelim. Şimdi ozon tedavisinin farklı uygulama yöntemleri var. Ondan bahsetmedim. Sistemi kullandığımız tedavinin ismi majör otohemoterapi. Bunun için belli setleri var. İşte 200 cc'lik şişemiz var. İşte bunlar steril. Yine ozona dirençli olması gerekiyor kullandığımız malzemeler. Çünkü plastik ve diğer maddeleri eritip yine kana veya seruma geçme şeyi var, riski var. Hastaya damar yolunu açıyoruz. Şişemiz var. Şişemizin içine bir 100 cc kadar kan zaten vakumlu olduğu için şişe içine giriyor. Ha, pıhtılaşmıyor zaten. Niye pıhtılaşmıyor? Kan şeyi, şişemizin içinde sitrat dediğimiz pıhtılaşma engelleyici ilaç bulunuyor. 100 cc kanı aldıktan sonra enjektörle istediğimiz oranda şeyi alıyoruz. Ozon gazını alıyoruz. Enjektörle almamızda bir sakınca yok. Çünkü ozon havadan ağır olduğu için kesinlikle uçmaz ama ters çevirdiğin zaman dökülme ihtimali var. O yüzden enjektörle alıyoruz. Yine setin içinde bir bakteri filtresi var. Enjektörle ozon gazını şişe içine verebilmemiz için klempli. Oradan ozon gazıyla kanı muamele ediyoruz. Ozon gazı sıvılara çok hızlı bir şekilde difüz eden, yani hızlı bir şekilde geçebilen bir gaz. Orada işte eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücreleri olsun, işte beyaz kan hücreleri, onlarla reaksiyona giriyor. Oradaki belli tamponlama sistemleri, işte oksidan ajan dediğimiz vücudumuza birçok metabolik olay sonucu istenmeyen maddeler üretiliyor. Ona karşı savaşan belli sistemlerimiz var. Ozon gazını kanla muamele ettikten sonra aynı kanı, hastanın kendi kanını ters çevirerek serum verir gibi hastaya muamele ediyoruz. geri veriyorsunuz anladım. Hastanın kendi kanını veriyoruz. Burada enfeksiyon riski var mı? Çünkü kanı dışarı alıyoruz, geri veriyoruz. Yok, çünkü steril kullandığımız malzemeler. Ozon zaten kendisi mikrop kırıcı, yine virüsleri öldüren bir özelliği var. Aynı zamanda verdiğimiz gazı bakteri filtresinden geçirdiğimiz için tamamen tıbbi olarak sıkıntısız bir işlem. Eğer bu işlemi uygulayamıyorsak, hastanın diyabeti varsa, damar yolu bulmakta sıkıntı çekebiliyorsak, yine rektal yoldan gazı makattan direkt kalın bağırsak içine verebiliyoruz. Orada da birçok kalın bağırsağın etrafında kan damar yumağı olduğu için oraya hızlı bir şekilde difüze olabiliyor. Aynı şekilde sistemik şekilde uygulayabiliyoruz. Ha, kendim ev şartlarında uygun olduğu için rektal uygulama yaptım. Ciddi manada uyguladıktan sonra işte ateşim düştü, vücudumdaki o kırgınlık azaldı, fizik performansım arttı. 5 doz halinde kullandım. Yüksek ve büyük ihtimalle hafif atlatmamın sebeplerinden bir tanesi de kullanmış olduğum ozon Ozon tedavisi. tedavisinin etkisi diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Yani bir hekim olunca evde bunu uygulamanız kolay tabii. Peki sizce Covid olmadan önce mi uygulanması gerekiyor? Covid'den sonra mı hocam? Ya şöyle, ozon gazı tespit edilemeyen doping maddelerinden bir tanesi. Kanda tespit edilemeyen. Bunu sporcular, yani sağlıklı kişiler yılda 15 defa biz öneriyoruz. İşte ilk bir ay haftada bir, sonraki ikinci, üçüncü ay iki haftada bir, sonrasındaki 7 ayda ayda bir olarak kullanıyor. 10 aylık bir süreçte kullanıyor bunu. Ondan sonra 2 ay bir dinlenme süresinden sonra tekrarlayabiliyor. Hastaların durumuna göre de işte tedavi protokolü dediğim gibi her gün de uygulayabilirsiniz. Gün aşırı da, haftada bir de, hastanın tamamen kliniğine göre bu tedavi protokolü uygulanabilir. Şu dönemde hasta olmayan kişiler de uygulayabilir bunu. Ciddi kronik rahatsızlığı olan, işte akciğer hastalığı olan, ondan sonra kardiyovasküler hastalık dediğimiz, işte hipertansiyon olabilir, koroner arteri hastalığı dediğimiz, daha önce anjiyo geçirmiş, işte bypass geçirmiş, kalp damarında tıkanıklık olan hastalar kullanabilir. Yine immünsüpresi olan hastalarda bağışıklık sistemini belli seviyede tuttuğu için
bu tedaviyi uygulayabilirler. Bu tedavinin de belli uygulanmama şeyleri var. İşte belli enzimler üstünden gittiği için işte bakla yeme hastalığı dediğimiz hastalıklarda kullanılmayabiliyor. Yine kan sulandırıcı özelliği olduğundan dolayı kumadin, işte varfarin dediğimiz, ondan sonra heparin dediğimiz ilaçları kullanan hastalarda kanama eğilimini arttırdığı için bu hastalarda kullanmamak lazım. İlacın da kar zarar oranına göre seçip kullanmak lazım. Yani hastaya faydası olacaksa bu tedavi şeklini kullanmak da hasta için yarar olduğunu düşünüyorum ben. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel konulara değindik. Kupacama tedavisinden, ozondan, sürük tedavisinden bahsettik. Ağzınıza sağlık. Peki artık yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani Sağlık Bakanlığımız cidden bu konuda ciddi bir şekilde halka dışarıda yaptırmamaları ve sağlığını göz önünde bulundurarak bu merkezleri açtı. Yani hekimlerin de çok ciddi bir şekilde ilgisi var buna. Halkımızın da ilgisi var. Kendi sağlıkları açısından uygun merkezlerde, sertifikası olan merkezlerde yaptırmalarını öneriyorum ben bu tür işlemleri. Evet hocam, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz konuklara katıldığınız için. Başka bir yayında sizinle tekrardan burada ağırlamak isteriz. Memnun olurum. Evet sevgili seyirciler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü yine saat 9.30'da TV1 ekranlarında buluşalım. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi günler. Esen kalın efendim.